Herkese merhaba, ben Mio. Bu haftalar önce, hatta aylar aylar önce çekmem gereken ama bir türlü fırsat bulamadığım bir videoydu. Bu videoda profilimde sık sık gördüğünüz, yani takip ediyor musunuz bilmiyorum ama soru defterimi anlatacağım. Aslında birçok hikaye, gönderi falan paylaşmıştım bununla alakalı ama yine de böyle izleyebileceğiniz bir video olsun istediniz. Ben de şimdi uzun uzun anlatacağım. Buraya böyle bir sürü sorunuzu yazdım. Bir de kafamda olan zaten hani kesin anlatacağım şeyler var. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ve hani kafanızda hiçbir soru işareti kalsın istemiyorum. Şimdi ilk baştan defterden bahsedeceğim. Defterin boyutlarını sordunuz. Burada 17'ye 24 diyor. Yani muhtemelen bunu soruyorsunuz şu an. 70 gram ve lekaların defterini kullanıyorum ben. Böyle arkaya geçiriyorum diyorsunuz ama bence aşırı da geçirmiyor. Özellikle şu Globox'un kalın keçeli kalemleri var. Onlar bakın şu şekilde hafiften bir arkaya geçiriyor ama kağıdı çok güzel bu defterin. Hani ben bunu hep atıyorum zaten hesabıma. Ben severek kullanmıştım bunu. Sonra defterin telli olmaması sorun yaratıyor mu dediniz. Hani pek kullanışlı olmuyor bu defterler insanların gözünde. Ama ben telli olsun istemedim defterimi. Çünkü nasıl bir örnek verebilirim? Bazen iki sayfayı da kullandığım oluyor. Özellikle ok çıkartarak hani bu sayfadan bu sayfaya geçtiğim falan. Hani böyle iki sayfayı birleştirip tablolar yaptığım falan oluyordu. O yüzden telli olmasını istemedim. Ama tabii ki tellide daha rahat ediyorsanız telli kullanın. Hani hiçbir zararı olmaz. Bir farkı da olmaz muhtemelen. Tercihen ben böyle daha çok sevdiğim için böyle bir defter kullandım. Bir de hani kağıdı böyle olan bir şey bulamadım. Hani telli defter. O yüzden bunu şey yaptım. Sonra bakmak istediğin soruyu kolay buluyor musun demişsiniz. Şimdi evet defter kalın. Normalde aldığımda hani bu kadar kalın da değil. Bu yapıştırdıkça böyle şey oluyor. Görsel hafızayla alakalı tamamen. Ben zaten öyle bir hafızaya sahip olduğum için böyle bir şey denedim. Mesela özellikle denemelerde de çok oluyordu. Bir bilgiyi hatırladım da ben bunu şu köşeye yazmıştım. Ya da şöyle süsleyerek ya da şu şekilde yazmıştım falan diye hep aklımda kalıyordu. Onun için mesela ben defterin burasına gelsem de ya da işte mesela burada mikrofilamentler. Bunlar benim çok karıştırdığım bir konuydu. Bunu ben yazdım eminim zaten soru defterime. Buraya döndüğümde diyordum ki ben yazmıştım böyle hepsini aynı hani böyle yan yana yazmıştım diye hatırlıyorum. Ve hani zaman olarak baktığımda diyordum ki hani çok olmuştur ben onu yazalı. Bu şekilde buluyordum ve böyle bunu ararken başka bilgileri de okumak zorunda kalıyordum. Ve bu çok işime yarıyordu. Hani istemeden tekrar yapmış oluyordum aslında. Kesmeye kıyamadığın kitaplar oldu mu diye sormuşsunuz. Tabii ki oldu. Özellikle konu anlatımlı kitaplar. Ben bir yerden sonra konu anlatımları da kestim. Şöyle şey göstereyim mesela. Çünkü hani ben bu kitabı atacağım zaten. Ben bu defteri atacağım zaten. Ve hani çünkü çok pis çalışmışım. Üstüne bir sürü şeyler yazmışım. Hani başkasına da veremem. Bari en verimli şekilde faydalanayım istiyorum. Bu şekilde hani kesiyordum. Sorularımı hiç hani şey yapmıyordum falan. Ama ilk başlarda senin en ilk başında hangi yayında? Okyanus olabilir ya da Palmiye olabilir. Kıyamıyordum. Kitaba kıyamıyordum. Çünkü çok güzeldi. Hani böyle açıp okuyasım geliyordu falan ama sonradan dedim ki aman hani artık yapacak bir şey yok dedim yani. Ve kesmeye başladım. Ben 12. sınıfta, bakın ben mezundum. 12. sınıfta hiç kıyamıyordum. Diyordum ki hani ne gerek var. Soruyu bazen fotokopi çektiriyordum. Hani bu kadar hani saçma demek istemiyorum ama çok aşırı vakit kaybettiren şeyler de yaptım. Ama gerçekten gerek yok. Çünkü zaten oradaki kitapları atıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Hani bana şey yazan oluyordu. Ben gidip fotokopi çektiriyorum, onu yapıştırıyorum, çok vakit kaybediyorum, ne yapayım falan. Ya o tarz şeyler yapmayın. Hani gerek yok o tarz şeylere. En iyisi direkt kesip yapıştırmak. Gerçekten hiç vakit kaybettirmiyor. Direkt yapıyorsunuz falan. 12. sınıfta hiç yapmıyordum ve dedim ki mezuna kaldığımda. Hani artık kıyacağım yani kitaba. Çünkü gerçekten bu sene kazanmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Öyle işte yok kitabımı kesemem, şöyle yapamam falan demedim.
sadece fen derslerim var. Hayır, dediğim gibi sosyalde var ama şunu söyleyeyim, ben sayısaldım bildiğiniz gibi. Sosyal ben çalışmadım. Hani oturup sosyal testi, sosyal şeyi yapmadım, okumadım. Ama denemelerde şey oluyordu. Mesela sosyali de çözüyordum. Ve yapamadığım sorular olduğunda şey yapıyordum. Gidiyordum eşit ağırlıklı olan arkadaşıma soruyordum. Hani bu konu nasıl, şöyle böyle. Hani soruyu bana anlatıyordu. Ayaküstü böyle konuyu da hafiften anlatıyordu. Ve ben ona göre notlar alıyordum. Bu şekilde çok faydasını görmüştüm sosyalde. Mesela. Hani soru bu ama cevabı bu. Hani bana şey diyorsun, soruyla ilgili neler yazıyorsun. Ben bildiğin konuyu anlatıyordum sosyalde. Ama tabii ki böyle tablo falan hani akılda kalacak şekilde. Sorular hakkında dediğim gibi 1-2 üçlü sorularda şey yapıyordum. Bazen hani ben sadece yanlışlarımı yapıştırmıyorum buna. Onu söyleyeyim ilk başta. Mesela ne yapıyordum? Soruda 1-2 üçlü bir soru. 1-2'den eminim ama 3'ten emin değilim. Yani şıklarda 1-2 ve 1-2-3 olsa ben çok arada kalacağım. Ama bakıyorum ki zaten 1-2-3 yok. Hani cevabım 1-2-1-2 oldu. Çok bariz bir şekilde ortada. Hani bu doğru olarak varsayıyordum bunu ama aslında soruda bilmediğim çok önemli bir şey var. Ben üçüncü şıkkı bilmiyorum. Bunun için ben üçüncü şıkkı kesip üçüncü şıkta hani ne öğrenmem gerekiyorsa bunu not alıyordum. Ve bunun gerçekten çok faydasını görüyorum. Öyle hani doğru yaptım deyip geçmeyin. Bazen ben de fende işte 30'da 30 yapıyordum. 40'da 40 ya da şu an kaç soru olduğunu bile hatırlamıyorum. Ama şöyle hani bu şekilde doğru yaptıklarım oluyordu ve ben kendimi bunda hani full yaptım olarak göremiyordum. Çünkü full yapmak demek her şeyi biliyorsun. Sorulan her şeyi eminsin, cevaplıyorsun falan. Ama gerçek sınavda gerçekten o arada kalmak çok kötü bir duygu. Ona cesaret edemiyorsunuz. Mesela hem 1-2 hem de 1-2-3 varsa çok sıkıntı. O zaman diyeceksiniz ki 3'ü neden bilmiyorum falan. Bu yüzden ben böyle doğru yaptığım çok fazla soruyu da not aldım. Ve gerçekten soru defteri yaparken en çok faydasını gördüğüm şey buydu. Ne kadar sıklıkla tekrar yapıyorsun diyorsunuz hani bu defter için. Ya bu defter dediğim gibi benim hep elimin altındaydı. Hani ben durmadan yanımda taşıyordum. Otobüse giderken arada böyle açıp bakıyordum. Zaten gerçekten ders çalışıyor gibi olmuyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz, soruları okuyorsunuz. Hani kafa yormanıza gerek yok, düşünmenize gerek yok. Zaten cevabı burada. Cevabını direkt anlatmışım ben zaten. O yüzden hem keyifli oluyordu hem de böyle sık sık tekrar ettiğim için de çok faydasını görüyordum. Sonra ne sormuşsunuz? İki taraftaki soru da yanlış çıkarsa ne yapıyorsun? Bu sanırım kilit soru. Şimdi denemeyi çözdünüz ve gerçekten sanki bilerek yapmışçasına hem buradaki hem de buradaki soru yanlış. Hayır, şöyle yapayım. Şimdi soruyu kestiğinizde bunu yapıştırsanız bu gidiyor. Bunu yapıştırsanız bu gidiyor. Bu gerçekten çok büyük bir ikilem. Ama ben genelde görsel olan soruyu yapıştırıyordum. Yani mesela bir şekilli bir soru. Ben onu çizemeyeceğim için onu yapıştırıyordum. Açıklamasını yazıyordum. Arkadaki soruyu sözel olarak yazıyordum. Mesela diyelim bu öndeki soru. Arkadaki soruyu da bu şekilde not alıyordum. Ve hani böyle daha güzel oluyordu. Soruyu böyle özet geçiyordum falan. Hani sözel sorularda zaten direkt sorunun olmasına gerek yok. Mesela az önce bahsettim ya 1, 2, 3'ten 3'ü bilmiyorum. Arkadaki soru sadece 3'ü bilmediğim bir şeyse ben 3'ün bilgisini yazıyordum ve geçiyordum. 1, 2'yi zaten bildiğim için onları tekrar görmeme gerek yok. Hani bu şekilde yapıyordum ve hani iki taraftan birini tabii ki seçmek zorundasınız. O yüzden böyle bir yol izledim. Soruyla ilgili neler yazıyordum cevapladım. Hani bilmem gereken falan hani böyle gerçekten önemli olduğunu düşündüm. Bir de hani ben şeydi sadece soru yok defterde. Ben burada konularımı da anlattım. Mesela bazen bu indüksiyon EMK'sını çalışırken ben tamamen sorular üzerinden gittim. Hani soruyu yapıştırdım ve bu sorudan konuyu anlattım bildiğiniz. Bunun da çok faydasını görüyorum. Bu özellikle soru çözümlü kitaplar kullanıyordum ben. Onun açıklamaları çok güzel oluyordu. Fizikte özellikle çok faydasını gördüm bu indüksiyonda falan. Ben karar çayınlarını kullanmıştım bu arada bu şeyde. İndüksiyon falan. Tavsiye ederim. Ben çok keyifli çalışmıştım. Öyle yapıştıra yapıştıra. Sonra hani yanlış yaptığım sorularda zaten direkt yanlış yazıyordum. Doğrularda eksik olan kısmı yazıyordum. Bazen hani konuyu unuttuysam çünkü bazen denemede karşıma çıkıyor. Oha hani ben bu konuyu unutmuşum falan oluyordum. Ve
bildiğiniz konuyu ben anlatıyordum tekrardan. Hani tekrardan böyle tekrar ediyormuş gibi. Ama tabii ki ilk baştaki kadar detaylı bir özet çıkartmıyordum. Ama hani yine bir küçük bir not alıyordum yani. Küçük bir konu tekrar oluyordu orada. Vakit alıyor muydu diyorsunuz? Şimdi şöyle bir bakalım. Gerçekten hani ben de birinin elinde görsem derim ki hani çok fazla zaman harcamış. Hani gerçekten saatlerini yemiş. Bu şekilde nasıl verim almış falan derdim. Ama gerçekten hani ben zaten bütün kalemlerimi açıyorum. Masam aşırı dağınık. Her yer her yerde. Bu şekilde çalışıyordum ve hani mesela istediğim kalemi alıyordum direkt yazıyordum. Hani çok hızlı oluyordu benim için. Ben zaten hızlı yazan bir insanım. Hani bu şekilde nasıl yazıyorsunuz diye de çok soruyorsunuz bana. Hani gerçekten özellikle bir uğraş şey yaptığımdan değil, hani emek harcadığımdan değil. Ben hani kendimi bildim bileli düzgün yazıyorum falan. Hani özellikle bir şey yaptığım yok. Onun için hızlı yazabiliyorum. Hani hızlı yazınca da zaten vakit kaybetmiyorum. Sadece işte renkli olması vakit kaybettiriyor mu diyorsunuz. O da işte dediğim gibi kalemlerim her yerde olduğu için direkt alıp şey yapıyordum. Ama hani biliyorum dışarıdan çok vakit kaybı gibi gözüküyor. Ama şöyle oluyordu. Mesela A kişisi bir saat çalışıyor çok güzel bir şekilde. Ama bir saatin sonunda aşırı bunalıyor. Ama ben bu şekilde 2 saat, 3 saat, bazen 4 saat masa başından kalkmıyorum. Ama çok keyif alarak çalışıyorum ve masadan kalktığımda bile çok yorgun olmuyorum çünkü keyif ala ala çalışıyorum. Ve hani muhtemelen ondan daha fazla çalışmış oluyorum. Belki benim çalıştığımı, benim 4 saatte çalıştığımı o 3 saatte çalışıyordur. Ama ben bu çalışmanın sonunda yorulmuyorum. Bu çalışmanın sonunda keyif alıyorum ve tekrar masaya oturmak istiyorum. Çünkü gerçekten hem keyifli oluyordu hem de sonradan bunlara bakmak. Denemede soru çözerken, aha ben bunu not almıştım ya deyip notun aklına gelerek soruyu çözmek gerçekten hani yaptığınızın bir işe yaradığını hissettiriyor size. Yararını gördüğüm bir sorusuna zaten burada cevap vermiş oluyorum. Gerçekten çok yararını gördüm. Özellikle yanlış yaptığım soruların değil, doğru yaptığımı sanıp sorunun yarısını bildiğim halde doğru yaptığım soruların gerçekten doğru halini öğrendiğimde çok faydasını gördüm. Çünkü çok kişi atlıyor bunları. Hani tik olanları direkt geçiyor ama bazen çok fazla şey öğreniyorsunuz o üçüncü seçeneklerde. Soru devriyle ilgili keşke yapmasaydım dediğim şeyler oldu mu? Keşke yapmasaydım dediğim ben soru defterime başladığımda hani çok istikrarlı gözüküyordum ama şuradan sonra ben bir süre ara verdim. Hani çünkü hem denemelere tam başlamamıştım hem de hani üşeniyordum biraz. Hani nasıl şey yapacağım? Sürekli konu çalışıyorum zaten falan filan. Aralık, Ocak gibi tekrar başladım. Hani keşke o arada da en azından az da olsa devam etseydim diyorum. Çünkü gerçekten bence hiç bırakılmamalı. Ben ikinci deftere bile geçebilirdim ama bir yerden sonra hani benim şu kadarlık bir kısmım kalmıştı. Ve senenin mesela bir ay vardı. Diyordum ki hani nasıl olacak falan filan. Ama son haftalarda neredeyse hiç soru yapıştırmadım. Bunun için çok mutluyum. Hani zaten yapıştırmıştım sorularımı o zamana kadar. Hani son haftalarda baktığım sorular zaten benim soru defterimde olan sorulardı. Bu yüzden hani güzeldi ama hani eğer ki çok kalsaydı defterimde elbet yapıştıracak bir şeyler bulurdum. En basitinden özetler çıkarırım bu şekilde. Çünkü ben konuyu mesela sınavda çıkıyordu. Ay böyle hani bir arada kalıyorum. Acaba hani hatırlıyor muyum, hatırlamıyor muyum? Hemen böyle kısacık bir not çıkarıyordum. Hani bir sayfa bile sürmüyordu bazen. Ama gerçekten onların çok yararını görüyordum. Sonra matematik ve geometri yok mu diye soruyorsunuz çok fazla. Hayır, matematik ve geometrinin notlarını hani soru defterime eklemedim. Çünkü onun için küçük bir defter yapmıştım zaten. Türev ve integral için. O yanımda mı benim? Sanırım değil. Onda türev ve integrale çok kalıp sorular var bildiğiniz üzere ve hani o kalıp soruları ben not almıştım. Hani en azından kalıp soruları böyle bileyim de ekstrem sorularda zaten yorum yapabilirim gibisinden. Matematiği bu deftere koymadım çünkü gerçekten o kalıp soruları yazmaya çok çok sonradan karar vermiştim. Ve bu defterimde zaten çok az yer vardı. Ama hani matematiği yapanlar oluyordu. Ben görüyordum. Soru defterlerini benimle paylaşanlar oluyordu.
Ve orada hani geometride böyle hani görülmesi gereken noktaları falan yazanlar oluyordu. Onlar da epey faydasını görüyorlardı. Ama ben hani matematikte çok sıkıntı yaşamamıştım. Aslında ben 12. sınıfta gerçekten çok sıkıntı yaşamıştım matematikte ve YGS'de benim 23 netim falan vardı. Ama bu sene hani TYT'de epeydi. 36 falan da netim. Ama hani nasıl yükselttim bu kadar? Açıkçası bilmiyorum. Çünkü ben bir tane bile test kitabı bitirmedim. Ama çok fazla deneme çözdüm. Bunun faydasını çok gördüm. Hani ben mezun senemi gerçekten test kitabı ağırlıklı değil de deneme ağırlıklı götürdüm. Çünkü şöyle düşünüyordum. Test kitabında konu hakkında zaten her şey o konu hakkında ya. Hani bir şey hatırlamama gerek olmuyor gibi düşünüyordum. Aslında çok saçma bir mantık ama denemede hani bir deneme çözdüğümde resmen işlediğim tüm konuların sürekli tekrarını yapıyor gibi hissediyordum ve bana çok güzel hissettiriyordu. Bu yüzden hani deneme üzerinden gitmiştim ve hiç de pişman değilim bunu yaptığıma. Sonra aklımda olan başka bir soru var mı? Kalemlerim hakkında çok soru soruyorsunuz. Ben Instagram TV'ye bir tane kalemlerimle bir video yüklemiştim. Ve hani onun dışında şu an kullandığım pek bir kalem yok aslında. Bu fosforlu kalemler, şu Stabilo'nunkiler falan var. Bunları da işte not alırken çok kullanıyorum. Hocamız bize föy veriyor çünkü. Föylerde ben zaten bu sene, gerçi bu sene nasıl çalıştığımı başka videoda anlatırım. Çok uzun olsun istemiyorum bir video. Hani kimseye sıkmak istemiyorum. Sadece soru defteriyle ilgili soruları cevaplamak istedim. Eğer ki hala sorunuz varsa bu videonun altına yazın. Ben buradan cevaplayayım ki hani herkes görsün. Hani belki birkaç kişi daha sormak istiyordur falan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ki çok faydası olmuştur. Soru defterlerini benimle paylaşanlar çok oluyor. Hani senin gibi yapmaya çalışıyorum falan. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Umarım ki bir faydam oluyordur. Umarım ki yardımcı olabiliyorumdur. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.